Herkese merhaba. Harran'dayım. Siz de Hayat Bana Güzel'desiniz ve Urfa gezisi başlıyor. Nasıl, yeterince şıkırdadı mı sizin için? Bak, angutmuş bunlar. Benimle bir kadayıf yer misiniz? Şu biber acı mıdır? Alfred'i marinaya geldi. Oo, büyük bir balık. Allah'ım, videoyu bu dakikaya kadar seyrettiysen ve hala oradaysan güzel bir hediyeyi hak etmişsin demektir. Aşağı yukarı 10 dakika sonra hava tamamen kararmış olacak gibi gözüküyor ama yine de otele eşyaları atıp şöyle bir etrafa bakmak için dışarı çıktım. Dip çay içelim mi? İlk gece sıra gecesi. Oldukça turistik olan bir versiyonda ilk sıra gecemizi gördük. Aslında çıkarken ayrı odalar vardı. O odalarda yerlerde, yer sofrasında kendi içine eğlenen gruplar vardı. Daha otantik görünüyor. Tabii onlar kapalı gruplar için. Yani kendi grubunuzla belki de burada daha otantik olanı yaşayabilirsiniz. Size de halk oyunu geliyor. Sizin için de müzik yapılıyor. Hızlı hızlı yemek sirkülasyonu var. Biri geliyor, biri gidiyor. Fakat tabii böyle fabrikasyon bir hareket var. Onun yerine daha böyle yer sofrasında muhabbetle daha küçük grupta olmak eminim daha güzeldir diye düşünüyorum. Müzisyenler ve müzik gerçekten güzeldi. Halk oyunları ekibi de gayet tatlıydı. Biraz ses yorabiliyor ama bu deneyimi yaşamak da hiç fena değildi. Bakalım yarın akşam nasıl olacak? Sipahi pazarı, kazaz pazarı. Bir şehri tanımanın en keyifli tarafı nedir? En canlı olduğu, en hareketli olduğu pazarlarını, sokaklarını keşfetmek bence. Burası oldukça eski bir kervansaraymış eskiden. Alttaki odalarda hayvanlarını bağlayıp üstteki odalarda konaklıyorlarmış. Sürekli tesbih işi olur burada. Paha biçilmez tesbihler. 2-3 tesbihle 200-300 liralık ev takas ediyor. Vay vay vay. Neler oluyor hayatta? 60 lira var, 100 var, 150 var, 200 var. Kehribarın tonları hepsi. Buna sığırcık model diyoruz. Bu mesela, bu da eski Osmanlı sıkmasıdır. Kehribar taşı dediğimiz doğal taş yani. Asıl doğal taş bu. Tam 4500 civarı falan bir şey çıkıyor. Madem çay bahçesi var, bir de kış güneşi var, ben burada bir menengiç içeceğim. Çünkü daha ağrını bu bünye kaldırmıyor arkadaşlar. Önce mırra geldi, hadi buyur. Arap ülkelerinden bir adam Batman'a gelir. Batman'da ve orada bir tane kahveciye sorur. Der ki, bana bir tane Arap kahvesi ver. Tabii adam... Bir su var mı ya? Çok acı. Bizim dinimizde biz mırra demiyoruz. Acı diyoruz kendisine. Bir toplumda mırra ikram edildiği zaman fincanı yere baktığınız takdirde kahve dağıtıcı hakaret etmiş oluyorsunuz. Hakaret mi bu? Aynen. Ay, kusura bakma. O yüzden. İstemeden oldu. Estağfurullah. O yüzden ağalar döneminde kahve dağıtıcı bekar sevlendiriliyormuş. Evliyse fincanın ağzına kadar altın doldurulup geri iade ediliyormuş. Fincan ceza bindiği için içine baş atıp şöyle üç parmakla fincan geri iade ediliyor. Anladım. Daha içebildiğim bir şeye geçeceğim. Menengiç kahvesine geçeceğim. Halk arasında çitlenbik denen ağacın meyvesinin öğütülmesi ve süt tozuyla birlikte yapılan tek ortak özelliği kahve gibi o bitkide kavruluyormuş. Ama onun dışında bu bir kahve değil. Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa vesaire Elazığ ve Osmaniye taraflarında bulabilirsiniz. Övmek gibi olmasın, zaten damak tadının farkına varacaksınız.
en iyisini yapan Şam Mutfa Gümrük Hanım. İsmin neydi? İbrahim. İbrahim. Bak İbrahim. Bu arada Urfa'da İbrahim bolca bulunuyor. Aynen. Şu an masamızda iki adet İbrahim. Bak İbrahim ve İbrahim. Aynen. Efendim iki İbrahim'in arasından hayat bana güzel devam ediyor. Dileği bana kalsın artık lütfen. Allah Allah. Çok cazip bu. Böyle dar uzun bir başka sokağa çıktık. Böyle üstü kapalı, birbirine bağlanan çeşitli avlular ve böyle sokaklar var. Bir başka avlu alana çıktık şu anda. Burada neler var? Tütün tütün. Çalışıyor tezgahlar. Dalıyorum tabii ki. Of of of. Bu ne ya? Aman tanrım, renklere bakar mısın? Ben bundan alıp gömlek yapacağım. Şaka değil, gerçek söyledim. Bak dikerim, örerim. Bunların hepsi bende var. Bunların hepsini toplayıp götüreceğim. İçimden yanar döner bir şey çıktı. Ne oldu anlamadım. Çok güzel renkler, inanılmaz. Ben o kemerlerden istiyorum. Hayat bana güzel bir kemer alsın bana. Burada marangozlar var. Bu sokağa girdik şimdi de. Bizim doğuda bebekler çok oluyor. Bol bebek. Bol bebek. O zaman da beşikler diyorsun. Satılıyor tabii. Boy boy. Doğru. Hocam bu yılan faklar. Yılan buna geliyor, içine giriyor, İçeriye çıkamıyor. Giriyor, dikeyine çıkamıyor tekrar. Yılan çok var mı buralarda? Sıcakta. Olan yerlerde gelip alıyorlar buradan. Dünyaya birçok yere dışarıya biz gönderiyoruz. Ne çok isot ve ne çok farklı fiyat var. En hakiki isotun fiyatı kaç olmalı? En hakiki isotun fiyatı 65-70. Fiyat ucuzlaştıkça içindeki tohum oranı, tuz oranı, yağ oranı artar. Bunlar yükseldikçe... Daha saf isot almak istiyorsan saf. Fiyatı artmış olanlar onlar tabii, diyorsun. Çünkü köfte, lahmacun kültürü çok. Evet. Her yerde mevcut. O yüzden de mesela burada mesela bu koyu dedikler burada popüler. Bak angutmuş bunlar. Bunlar kırmızısı makbul. Başında işi gücü rast gitmeyen, başına biraz uğur getirdiğine inanılıyor. İnanılıyor yani. Ufada herhalde vardı bir şey. Fiyatları ne kadar? 300 liradan başlıyor, 5000 liraya kadar var. 5000 liraya kadar. Lolaz var mı? O ne demek acaba? Çaya fasulyesi de değil mi? He, anladım. Adı ne bunun? Börülce. Ha, görümce mi, örümce mi? Börünce. Börünce, börünce. Urfa'da lolaz diyoruz. Gerçekten tam bir labirent. Şimdi bedavaya gidenlere sesleniyorum. Burada Urfa'da şu gördüğünüz altın kolye var ya, Frank Badeni'ymiş. 40-50 bin liralık şu kolyeyi takamazsan o kız gelmiyor ona göre. Mizansen olarak. Onun adı ne? Akıtma. Akıtma. Vallahi deli kızın çeyizi oldu bak. Ne taşıyorum üzerimde? 60 bin liralık. Olur. Yüzünüze gülüyorlar, bir çay içer misin diyorlar, sohbet etmeyi seviyorlar. Her yerde bununla karşılaşmıyoruz, onu söyleyebilirim. Bu anlamda pozitif bir enerjisi var genel olarak Urfa halkının benim üzerimde şu anda. Şu biber acı mıdır? Hoppa, çarşı pazar gezdikten sonra acıkıyorsunuz ve gelip ciğer yiyorsunuz. Yani ciğer sevmiyorsanız lahmacun olur, kebap olur. Ben deneyeceğim. Afiyet olsun. Urfa ikinci akşam, ikinci sıra gecesi, ikinci mekan. Yeni müzisyenler yerini aldı, geri sayımdayız. Bu akşam da türkü, bu akşam da halay. Ben halaya katılmadan duramam zaten. Bakalım nasıl geçecek?
Gecesini ve bir öncekiyle bunu karşılaştırmak istiyorum. Çünkü çok sıcağı sıcağına duygularım şöyle. Önce ortaklıkları söyleyeyim. Müzik, eğlence, çiğ köfte, ortak nokta. Buradaki Güneydoğu, Doğu, İç Anadolu, hop, Balkanlara doğru uzanan geniş bir yelpazede bir müzik seçkisi vardı. İlk geceki daha etnikti, daha türküler ağırlıklıydı. Sıra gecelerinin geleneğinde normalde böyle eller havaya hadi bakalım göbek atalım yok aslında. Çıkış noktasında belli periyotlarda haftada bir 15'te bir birbirinin evine sırayla giderek bir muhabbet, bir nasıl diyeyim bir eğitim öğrenim ortamı gibi kültürü, toplum içinde davranmayı, sözleri, şiirleri, müzikleri ve türküleriyle güzel bir paylaşım ortamıymış. Oradan bugüne geldiği haliyle daha çok eğlence, yani ana kültür birazcık eğlenceye dönmüş. Bazılarında alkol var, genelde yok çünkü özünde sıra gecelerinin alkol yok, bunu da bir söylemek lazım. Ama yukarıda ortam şuydu, gelen topluluk ne kadar turistikse çeşitlilik o kadar artıyor. Kısacası ilginç bir geceydi. Şu Fırat'ın suyu akar serindir oy oy ölem ölem derd ölem akar serindir oy oy. Halfeti Marina'ya geldi. Halfeti Marina yazısını okuyunca yüzüm güldü gerçekten. Çok tatlılar. Aa kesin dillerini çözdüm. Evet, teknelerin dolmasını bekliyoruz. Bir grup gelecekmiş. Kişi başı 20 liraya bir saat burada tur yapıyor. Burası dediğim yer neresi? Eski Halfeti'deyiz. Devam ediyoruz şu anda değil mi? Sadece ortam değişti. Sanki bir masaya. Bak sabah bunu söylüyordum. Her yerde sürekli İbrahim Tatlıses çalıyor diyordum. Arabalarda, kafelerde, teknede, Urfa'dayız. Üç kata sesi geliyor, bu sesi geliyorsa ayaklarınızı yere vurabilir misiniz? Şu anda itaadi yerlerimizden birisi. Şöyle sol tarafa bakarsanız iki yamacın arasına kurulmuş bir mağara göreceksiniz. Kral Kızı Mağarası diye geçiyor. Fırat'ın Şahı dediğimiz buranın şavut balığı meşhur. Şavut. Bu isim Tevrat'ta da geçiyor. Bu Yahudiler için kutsal balık, Halfeti'nin meşhur balığı. Burası şu anda günümüzde Rum Kale olarak biliniyor. Bu taraf Gaziantep, bu taraf Şanlıurfa. Tam ortada sınırın üzerine gidiyoruz biz. Ve Gaziantep tarafından karayla ulaşılıyormuş ama 2010 yılından beri karadan ulaşım ve ziyarete kapatılmış. Suyun kenarına doğru gelen yol görürseniz eğer aklınıza şu gelsin. Bilin ki aşağıda batık bir köy vardır. O yol suyun altındaki bir köye gidiyordur. Çok ilginç ya. Bir minarenin yanında bu şekilde dolaşmak dokunacak kadar yaklaşıyor. Şahane bir
bir kaptanımız var. Şimdi çay molası verdik. Gördüğünüz gibi Batık köyün üzerindeyiz şu anda. Savaşan köyüymüş burası. Çok enteresan. Bir köyün üzerinde geziyorsunuz. Birecik Barajı ve Atatürk Barajı arasında 100 kilometrelik bir Fırat Nehri düşünün. Tabii ki baştan başa bunu geçmiyor. Tekne sadece bir saat dolaşıyor. Ama su çok güzel. Yemyeşil ve berrak. Üstelik Fırat çok deli bir nehir diye bilinir. Ama burası onu sanki sakinleştirmiş gibi. Eskiden tarım alanı olan, başka bir geçim kaynağı olan yerlerde bu köy boşaltılıyor ama bugün turizmle hayatını devam ettiriyorlar. Harfeti Belediyesi Karagül Teşhir Serası diyor. Acaba içeride gerçekten Karagül var mı merak ediyorum. Sessiz şehrin saklı kokusu Karagül. Dünyada sadece Halfeti'de yetişen Karagül kendine özgü kokusu, rengi ve yapısıyla yerli yabancı insanların dikkatini çekiyor. Bu arada gerçekten de buradan başka bir yerde yetişmiyormuş. Buradan alsan da İstanbul'a götürdüm mesela. Karagül, Karagül olmuyormuş öyle dediler. Koyu bordo görünen tomurcuklar sonra siyahlaşıyormuş. Siyah gülü görmek istiyorsanız özellikle Nisan'da yolu buraya düşecekler baksınlar. Deneyeceğim mi? Her zaman bulunuyor mu bu balık? Şu an var var. Şöyle zeytin salatası ararım size. Nedir o? Peynirli kiremitte yapıyoruz. Ha bak onu deneriz bence. Haşhaşlı kebabımız var. Haşhaşlı mı dedin? Evet, haşhaş kebap olarak anonim bir ismi var. Bunu deneyeceğiz o zaman. Aslında orijinal ismi hoşhoş kebabıdır. Hoşhoş? Evet. Haşhaşla konunun bir ilgisi yok yani. Dilden hoşhoştan haşhaşa mı geçmiş? Tamam. Konunun haşhaşla ilgisi yokmuş. O zaman yiyelim bari. Boşluk kısmındaki özel kendine has yağıyla dananın bonfile kısmındaki eti kullanıyoruz. Kapya biber, sarımsak, maydanoz ve pul biberden oluşan bir ürün çıkartıyoruz. Kılçık varsa var, yoksa ha, kesinlikle olmayabilir dedim. Aynen. Şöyle bir kürdan büyüklüğünde bir kılçığa denk geldik. Evlerden uzak bir kılçık göstermek istiyorum size. 80 ile 100 kilogram arasındaki balıkları kullanıyoruz burada, işliyoruz. 80 kilo bir balıktan mı bahsediyoruz? Evet. 1,5 katı neredeyse. Şöyle bir kendime baktım, hani benim gibi bir balık düşünebiliyor musunuz? Çok büyük bir balık. Allah'ım, ula. İnek ve koyun sütünden Urfa peyniri. Evet, ızgarada hellim gibi kızartılabilmesi. Halfeti'ye veda etmenin vakti geliyor. Gerçekten sakin şehir unvanını hak edecek kadar sakin. Bu aylarda bir gelmeyi denemenizi öneririm. Yaz sıcağında çok zor olabilir. Baharlar genelde tercih ediliyor ama bence kışın çok güzeldi. Aşağı yukarı yarım saat 40 dakikaya yakın bir sürede Şanlıurfa'dan Harran'a geldim. Toprak konik çatılı evleriyle biliniyor. Ama burada çok fazla bilgi var, hikaye var, tarih var. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi, siz nasılsınız? İyiyiz. Hep böyle güneşli mi kışın burası? Evet. Bazen yağmur yağıyor. İçine girince böyle yüksek bir şey hacim olarak ferahlatıyor ama ilk girişli kapılar minik minik. Bir tane taş var, buraların anahtarı. O taşı çekerseniz bütün kubbe yakılıyor. Şimdi bunların yapımında böyle dizilimleri önemli. Birbirlerini sıkıştırıyorlar, içe doğru itiyorlar. Yumurta akı, gül yağı, saman ve toprak kullanılarak yapılmış. Hem yaz için hem kış için bu yapı işe yarıyor. Hem serin hem sıcak tutması için. Ve dediler ki içinde bir kilit tuğla varmış. Onu çekersen bu kubbeler yıkılıyormuş efendim. Arı kovanı gibiler değil mi? Böyle hepsi de böyle arı kovanları gibi konik. Bu dış cepheleri tuğlalar dışında böyle balçıkla sıvanıyormuş. 2 yılda bir de yağmurdan vesaire aşındırma olduğu için tekrar sıvama yapılıp restore ediliyormuş yaşadıkları zamanda. Bugün içlerinde yaşanmıyor. Restore edilmeye çalışılıyormuş ama aynı tuğla ağırlığı yakalanmadığı için restorasyonda çökmeler oluyormuş. O zamanki teknolojiyi bu zamana çözmeye çalışıyorlar yani. Burası da kale.
Her kale gibi savunma amaçlı yapılmış. Hititler zamanından bugüne uzuyor ama farklı dönemlerde farklı medeniyetlerin gelip geçtiği bir topraktayız, bir coğrafyadayız daha doğrusu. Mezopotamya'dan Anadolu'ya doğru giden ticaret yollarının da olduğu bir alan burası. O yüzden farklı birçok şey burada zamanında buraya bir zenginlik katmış. Harran Kültür Evi diye bir avluya girdim. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Nasıl renkli, nasıl şükür şükür. Giydirelim abla. Giydirin. Şimdi bu giysiler bu bölgede gündelik hayatta mı yoksa düğün dernekte mi kullanılan? Işık otulu oralar daha düğünlerde mesela. Burada insanlar geliyor fotoğraf çekiyorlar. Resim çekiyorlar. Ne kadar ücreti bunun? 10 lira. 10 lira. Hadi ben giyiniyorum. Nasıl, yeterince şıkırdadın mı sizin için? Muhtemelen böyle yapmıyorlar ama olsun, benim böyle de yapasım geldi. Sizin için biraz parlayayım dedim, ışığa çıkayım. Bakın, bu gündelikmiş. Bak. Nasıl? Defileye doğru gidiyor. Nasıl renkler? Çok tatlı değil mi? Benim rengimi buldum ben, mor. Önce denedim. Bu rengi sevdim. Üstüme doydu diye bunu alayım diyorum. Ama başka neler var? Bir dolaşayım bakayım. Şahmaran, yüzükli, bilezikli. Böyle yapıyorsun. Zaten çok güzel abla. Evet. İleride kullanırsın. Kularda deve yunundan şal, el işlemesi. Bunların fiyatı ne kadar? 50 bunlar abla. Harun Ören yerine doğru geldik. Aslında burada ayakta kalan neredeyse tek yapı bu gözetleme kulesi ama o da bakım ve tadilatta gözüküyor. Mezopotamya'daki eski medeniyetlerde de özellikle paganizm, pagan inanışı var. Yani gökle, astronomiyle, yıldızlarla, güneşle ve doğayla iç içe bir inanış bu. Onun yansıması olarak da burada tabii ki astronomi gelişmiş, yani Harran'da. Harran dünyanın ilk üniversitesinin kurulduğu yer olarak biliniyor, Harran Üniversitesi, ama coğrafi olarak tam neredeydi buna ait bir kalıntı yok. Buradaki gözlem kulesi de muhtemelen onun bir parçası olabilir diye düşünüyorum. Matematikte, felsefede, tıpta ve aynı zamanda İslam bilimlerinde de yıllar içinde çok ileri gidilmiş burada. Matematikte sıfır burada bulunmuş, düşünebiliyor musunuz? Ben size öyle söyleyeyim yani. Çok güzel bir saatte balıklı gölün... Ne yapacaksın? Türkçeyim. Söyle bakayım. Urfalıya mezelden, Urfalıya mezelden, gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden. Adın ne bakayım güzel? Zeynep. Zeynep'ciğim teşekkür ederim, ağzına sağlık. Madem peygamberler şehri denen Urfa'dayız, burada hikayeleri ve rivayetleriyle Urfa'nın en bilindik yeri olan Balıklı Göl'e ziyarete gideceğiz. Balıklı Göl deyince doğal bir göl aklınıza gelmesin. Burası büyük bir havuz gibi düşünün. İçinde de bolca sazan balığı bulunuyor. Çünkü bu gölün bir hikayesi var. Hazreti İbrahim'le ilişkili ve Hazreti İbrahim de sadece Müslümanlıkta değil, Musevilikte ve Hristiyanlıkta da kabul edilen bir peygamber. İsmi kutsal kitaplarda geçiyor. Ama Urfa sadece Hazreti İbrahim'le değil, başka peygamberlere de ev sahipliği yapmış. Onların doğduğu, çıktığı şehir. Da aslında büyük bir ateş yakıldığını hayal edin. Rivayet o ki dönemin kralı Nemrut kendisinin hükümranlığına ve tanrılaşmış durumuna aslında bir anlamda karşı çıkan ve onun gücünü yok edeceğini düşündüğü Hazreti İbrahim'in burada yakılacak dev bir ateşte yakılmasını emrediyor ve hatta kale tarafından iki tane kule varmış. Oradan bir mancınıkla buradaki ateşe atılmak üzere bu emri veriyor. Fakat atıldığında ateş suya, odunlar da buradaki balıklara dönüşüyor. Hatta Nemrut'un kızı Zeliha da Hazreti İbrahim'e aşık ve onun arkasından döktüğü gözyaşlarıyla bir başka göl oluştuğu da rivayet ediliyor. Uzunca büyük bir havuz gibi düşünün. Bunun içindeki sazan balıkları oldukça fazla sayıda ve oldukça büyükler.
avlanmıyorlar, yenilmiyorlar. Bu yasak, kutsal kabul ediliyor. Hazreti İbrahim'i annesi doğumdan önce bir mağarada saklanıyor. Hazreti İbrahim o mağarada doğuruyor. Hatta 7 yaşına kadar orada büyüyor. Urfa'da hava erkenden kararıyor, hele kışın. Geceleri hayat nasıl akıyor diye sokaklara çıktım. Yapılacak en iyi şey sokaklara dalıp biraz yürümek bence. Böyle hani kafe ya da bar gibi ya da gece hayatı olacak herhangi bir nokta gözükmüyor. Belki büyük otellerin içinde olabilir. Madem yollarda yürüyoruz, sizin içinizi ısıtacak, içinizi kaynatacak, gece hayatına renk katacak bir yere götüreceğim. Ama yolda birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Şimdi şöyle ki, mesela Urfa'da aslında çok fazla sıra gecesi var. Bu da demek oluyor ki ciddi sayıda müzisyen var. Ama sokaklarda sokak müziği yapan, herhangi bir enstrüman çalan, türkü söyleyen görmedim çocuklar dışında. Urfa'nın bazı ünlü isimleri var. Aslında birkaç kere videoda bahsettim. İbrahim Tatlıses en çok duyduğum isimlerden. Türküleri her yerde duyuluyor. Seveni ve sevmeyeni çok olsa bile. Diğer taraftan Müslüm Gürses Halfeti'de doğmuş. Urfa'ya çok anılmasa bile ilginç geldi. Ben bilmiyordum. Tabii ki Kazancı Bedih var. Özellikle sıra gecelerinin çok önemli isimlerinden. Gerçekten de Kazancı'ymış bu arada. Söyletmeyin beni anam. Kan zalimdir. Sokaklara bak, aşırı sessiz, aşırı sessiz. Bu arada çok dar sokaklar bunlar. İçine girdikçe hani gün batımında kaleden görünen bir manzarası var Urfa'nın. O manzaradan gördüğümüz evlerin sokaklarına daldık şu anda. Bu arada saat kaç dersiniz? 8:30-9. Hedefimi gördüm. Edessa, yanan sönen kırmızı bir neon var orada, görüyor musunuz? Edessa bu arada Urfa'nın farklı medeniyetlerde farklı isimleri olmuş. İşte onlardan birindeki ismi Edessa. Hoş geldiniz. Benimle bir kadayıf yer misiniz? Künefe. Bunun içinde tuzsuz bir peynir var. Urfa peyniri var. Çıtır çıtır bir kadayıf var. Sonra üstüne dökülen bir şerbet var. Biraz da fıstık. Al sana Urfa'nın gece hayatı. Külünçe mi? Evet. Aa, ne demek o? Sütlü külünçe. Eskide bizim askerlerimiz askere giderdi. KTM'den falan böyle 10 gün, 7 gün yol giderlerdi. Bunu onların yolluğuna koyarlardı. Ha, hani, bayatlamıyor, evet, biraz yolda yiyor. Evet, yolda yiyorlardı. Çok güzeldir. Bunun içinde belli bir oranda mahlep var, darçın var. Tam onu diyecektim. Benim çok sevdiğim bir tat var diyecektim. Mahlep dedin. Tam mahlep söyleyemedim. Var, darçın var. Girişin olduğu yerde hemen bir müze mağazası var ve Türkiye'deki birçok müze mağazasına göre oldukça hoş gözüküyor. Urfa ile ilgili de simgesel birçok şeyden hediyelik eşya yapmışlar. Mesela kelaynak kuşunu da var, karagül de var. İsot kolonyamız var. İsot kolonyası ne ya? Baş ağrısına, strese, migrene. Aa, çok güzelmiş kokusu. Karadenizler hamsından tadı yapıyoruz. Biz hangi kolonyayı yapıyoruz? Ha, doğru söyledin. Karadeniz'de her şey hamsından yapılıyor da isottan niye yapılmasın? İstasyon merkezi var hemen buradan. İçeri gireceğim, ondan sonra arkeolojik kazı alanına gideceğim. Girişte de böyle bazı sorular sormuşlar. Mimarlık ne zaman başladı dersiniz? Kimler nerede inşa etti ilk yapıyı diye soruyor. Ve yeryüzündeki ilk tapınak mesela. Yani buradan bahsediyor. Çünkü yeryüzünde bilinen en eski ve ilk tapınak Malta Gozo Adası'ndaki Gigantia diye biliniyordu ki burası oradan aşağı yukarı 5000 yıl kadar daha da eski. Burada 2007 kazı raporu var mesela. Klaus Schmidt. Klaus Schmidt de Alman bir arkeolog. Aslında bu kazıları başlatan, bir anlamda Göbekli Tepe'nin keşfini yapan kişi. Yani buranın bir köylüsü fark ediyor. Fakat yıllarca onun ne olduğuna kimse bakmıyor. Ta ki Klaus Schmidt bunun üzerine gidene kadar. Müzik vardı. O müziğe doğru yürüdüm. Sizi çağırıyor zaten. İnanılmaz etkileyici görseller ve bir atmosfer yaratılmış burada. Küçük
bir film de izledik. O film aslında inancın ve medeniyetin başlangıcı olması dolayısıyla sıfır noktası, tarihin sıfır noktası diyor Göbekli Tepe'ye. Çok büyük bir alana yayılmış Göbekli Tepe. Fakat şu an ortaya çıkan kısmı çok daha küçük bir kısmı, öyle düşünelim. 700 metrelik bir yol var. Servisler gidip geliyor. Biz servisi beklemeyip biraz yürüyelim. Hem de birazcık araziyi görelim dedik. Karlı dağların altında. Şu yakın zamanda Göbekli Tepe'ye acayip bir ilgi alaka olmaya başladı. 2020 için National Geographic dergisi mutlaka gidilip görülmesi gereken yerler listesinin başına Göbekli Tepe'yi koydu. Tarihin sıfır noktası olması ve keşfedilmiş en eski tapınak olması dolayısıyla. Şu en yüksek olanlar tanrı gibi, putlaştırılmış tanrı simgesi gibi olduğu düşünülüyormuş. Üzerindeki kabartmalar da onların koruyucuları. Göbekli Tepe'de çapı 30 metreye ulaşan yuvarlak ve oval planlı ve sayısı 23'ü bulduğu tespit edilen yapı varmış ve bunlardan 6 tanesinin kazısı tamamlanmış ve ortaya çıkarılmış. Zeugma Antik Kenti 130 kilometre, Nemrut Dağı 200 kilometre, Balıklı Göl 22 kilometre, Arkeoloji Müzesi 21. Biz şimdi şu 20'li hatlardayız. Hadi oraya gidelim. Yeni hedefim Şanlıurfa Müzesi. 2 saatimizi burada geçirebiliriz diye düşündüm. Balıklı Göl heykeli diyor, insanlık tarihinin iyi koruna gelmiş doğal büyüklükteki en eski heykelidir diyor bu heykel için. Zamanda yolculuğa hazır mıyız? Neolitik çağ ile başlıyoruz. Küçük küçük heykeller, hayvan figürleri var ve bunların hepsi de neredeyse Göbekli Tepe'den ve Nevaliçori kazı alanından, sular altında kalan bölgeden çıkarılmış Neolitik çağa ait eserler. Yani çanak çömleği bile daha olmadığı zamandan bahsediyoruz. Ay şuna bak, nasıl güzel dişlerini falan yapmış bak. Kaplan başı gibi, aslan kaplan başı gibi. Neolitik çağdan önce insanlar sabit yerleşim kurmuyor, göçebe. Besinleri avlıyor, topluyor, balıkçılıkla geçiniyor ama Neolitik çağıyla beraber yerleşik hayata geçme var. Bereketli hilal diyor. Neolitik çağda yerleşim bu hilalin içinde başlıyor. Nehir kıyılarında ve ova larda. Dolayısıyla da medeniyetler burada başlıyor o yüzden. Gülümseyin beyler. Yukarıdan gördüğümüz Göbekli Tepe'nin içine girelim mi? Zamanda yolculuğumuz devam ediyor. Kalkolitik çağa geçiyor. Yerleşik hayata geçme, evini yapma, çanak çömlekle, kille tanışma, dolayısıyla pişirme, sulu yemek yapma. Tunç çağı, bronz çağı, hadi bakalım. Oyuncaklar, bildiğin oyuncak arabalar yapılmış. Beni burada bırakın, siz gidin. Bir başka gezide tekrar görüşürüz. Buradan alırsınız. Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'nin önüne yürüdüm. Burada savaşçı Amazon kraliçeleri isimleriyle mozaiklere işlenmiş ve dünyada bir tek burada görülen haliyle. Karşı duvarda işaret ettiğim bir Amazon kraliçesi. Erkek egemen toplumu reddetmiş ana erkil yapıdalar. Ciddi anlamda savaşçılar ve avcılar. Hatta Anadolu'da çok ciddi bir hakimiyetleri var. Böyle Sinop'ta, işte İzmir'e doğru geliyorlar filan. Enteresan hikayeleri var Amazonların.
Şimdi üzerinde durduğum alanda aşağıda bir evin salonunu süslemiş olan Amazon kraliçelerinin avlanma sahnesi var. Milattan sonra 5. 6. yüzyılda düşünsenize böyle bir alanda yaşıyorsunuz ve eviniz bundan oluşuyor. Amazon prenseslerinin ve kraliçelerinin isimleri oldukça hoş. Bak okuyorum çünkü aklımda tutmam biraz zor. Termodosa var mesela, Hippolyte var, Melanippe var. Böyle isimleri var. Oldukça da böyle havalı, seksi falan görünüyor yani. Böyle kırmızı yularlı atıyla bir göğsü dışarıda falan. Şu an baktığım mozaik Troya Savaşı'nın ölümsüz savaşçı kahramanı Akileus ve onun at gövdeli, insan bedenli hocası Kiron'un bir mizanseni var. Kiron karizmatik. Akileus'ta o karizmayı göremedik. Minicik minicik taş parçaları, renkli taş parçalarından bir bütünde resim yaratmaya çalışıyorsunuz. Tam bir deli işi. Evet, Göbekli Tepe'de gün batımında bu sonsuzluğa uzanan arazide günün tadını çıkarıyorum. Videoyu bu dakikaya kadar seyrettiysen ve hala oradaysan güzel bir hediyeyi hak etmişsin demektir. Öncelikle abone değilseniz abone oluyorsunuz. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve bildirimleri açarsanız diğer gezilerden haberdar olacaksınız. İki kişiye benden hediye geliyor. Nasıl geliyor? Önce aşağıya diyorsunuz ki bu videoda en beğendiğim anlar şunlardı. Kendine iyi bak. Yeni bir gün batımında görüşeceğiz. Hoşça kal.